Merhaba değerli izleyicilerimiz, Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan, sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Balıkesir Sındırgı'dayız ve yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Muhammed Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız Muhammed Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Daim olsun inşallah. Amin. Şimdi burada yaptığınız faaliyetleri tabii ki değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Muhammed Korkmaz. İşletme sahibiyim. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Buranın yerlisiyim. Evet. Geçmişten bu yana burada yaşıyorum. Bu bölgeyi iyi bildiğim için bu bölgede zaten faaliyete bu yüzden başladık. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı Muhammed Bey? Anlatalım. 2 yıl öncesi başladık. Güven Al Emlak Sındırgı olarak ismiyle bölgemizde faaliyet göstermeye başladık. Kısa bir zamanda fazla bir müşteri potansiyeline sahip olduk. Çünkü müşterilerimize doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde en karlı arazilere veya gayrimenkulleri sunaraktan onların gelecekte en karlı kar edebileceği şekilde araziler sunduğumuz için vatandaşın en çok tercihi bu yüzden oldu. Bu şekilde Sındırgı bölgemizde onlara en iyi yerleri sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Harika. Zamanlarda da. Peki sizleri bu sektöre girmeye teşvik eden durum ne oldu? Teşvik eden durum şöyle. Pandemi sürecini siz de biliyorsunuz zaten. 2020 yıllarında pandemi yaşayınca insanların köylere biraz daha hevesi daha fazla arttı. Doğal yaşama olan ilgisi arttı. Hani evlerde saklı kalınca. Ve bizim de bölgemizde kırsal bölge, zaten ismi de Doğal Şehir Sındırgı adını alıyor şu anda. Bu yüzden de insanların en çok ilgisi doğaya olduğu için, doğa bitkisi örtüsü var, şu anda kaplıca suları var. Sındırgı her yönüyle geçmişten bu yana yörüklerin yaşadığı, doğal hayatı yaşadığı, insanların da çok en çok ilgisini çeken bir memleket olduğu için yabancıların da bu yüzden, örneğin İstanbulluların, İzmirlilerin, Yalovalıların en çok köy hayatını heves edip geldiklerinde beklentinin çok üstünde güzelmiş şekilde duyumlar alıyoruz. Bu yüzden de her geçen gün bölgemize olan rağbet, insanların emekli olan insanların gelip yaşadığı, şehir hayatından, şehir gürültüsüne bıkmış insanların gelip bölgemizde yaşadığını şu anda görüyoruz. Ve herkes hayatından gayet mutlu. Çok güzel. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize, danışanlarımıza, izleyenlerimize neler sunuyoruz? Şöyle, birincisi zaten en önemli şey vatandaşımıza soruyoruz. Diyoruz ki bütçeniz nedir? Bütçelerine göre onlara en iyi şekilde kar edebileceği piyasanın altında olan ürünleri sunuyoruz. Onlara arazileri sunuyoruz. Bu yüzden onların geleceğe dair en iyi şekilde kar edebileceği ürünleri sunduğumuz için vatandaş tabii ki bundan aldığı zaman kar ettiğini kendileri de hissediyor. Ve güzel bölgelerden sunuyoruz. En önemli şey gelip ileride diyoruz ki yaşayabileceğiniz veya ne bileyim konteyner türü, işte bağ evi türü gibi şeyler için uygun olduğu için bu yüzden onlara en iyi yerler sunmaya devam ediyoruz. Harika. Biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde güven oldukça önemli. Bu güveni burada nasıl sağlıyoruz? Nasıl sağlıyoruz? Şöyle anlatayım kısacık. Vatandaşımız bizim hani şimdiye kadar verdiklerimiz bizim zaten en önemli şey sosyal medyalar değil. Sadece bizi 2 yılda bugüne kadar fazla bir müşteriye sahip olmamızın nedeni sadece sosyal medyalar olmadı. İnsanlara doğru şekilde, dürüst şekilde, güvenilir şekilde yaklaştık ve tecrübeli ekibimizle onlara en iyi hizmetleri sunduk. Ve bu yüzden de bizim en önemlisi müşteri potansiyelimizin artmasının nedeni bizden
arazi alan veya gayrimenkul ürünler alan insanlarımızın bizi diğer müşterilerimize karşı önermesi oldu. Bizi evet. en fazla ilerleten bu yolda şimdiye kadar bunlar. Evet. Afaki söylüyorum, buraya gelemeyen herhangi bir müşteri nelerden yararlanabilir? Müşterimiz gelmeden buradan nelerden yararlanabilir? İlan üzerinden arama yaptıklarında gelemeyeceklerini, işte de çalıştıklarından dolayı biz de onlara şöyle bir imkan sunuyoruz. Sadece oradaki görseldeki fotoğraflar değil de araziye gidip işte diyoruz ki bunun videosunu atabiliriz. İsterse en önemli dikkat ettiğimiz unsur zaten bizi görüntülü aramalarını özellikle istiyoruz. Çünkü araziyi bizzat eksisiyle, artısıyla, doğasıyla görmesini sağlıyoruz. Bunu sağladıktan sonra müşterilerimiz gelmeden bize olan güveninden dolayı vekalet tayin edip gelmeden de gelme gereği duymadan da o araziyi veya gayrimenkulü bizden satın alıyorlar. Bu yüzden de biz de bunlar tabii ki mutlu ediyor. Harika. Peki sizler işinizi yaparken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Biz en çok nelere dikkat ediyoruz? Birincisi arazinin üzerinde herhangi bir hipotek, şer var mı? Günümüzde çünkü bunlara çok rastlıyoruz. Önce bunu teyit ediyoruz. Satılık bir yer varsa şayet. Çünkü müşterimize karşı mahcup olmak istemiyoruz. Bizim için tabii ki en önemlisi müşteri memnuniyeti. Tabii ki. İşimiz gereği de olması gereken de bu. Bu yüzden de müşterilerin mağdur etmemek için resmi prosedürlere dikkat ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı üzerinde yoksa bununla ilgili işleme öyle başlıyoruz. Gerekli önlemleri alıp ne alıcı tarafından aramızda sözleşme yapıyoruz, ne alıcı tarafından vazgeçme durumu ne de satıcı tarafından vazgeçme durumunu ortadan kaldırıyoruz. Bu yüzden kimse de alan da satan da bu işten memnun şekilde ayrılıyor yani. Baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet. Bu rakiplerden farkınız nedir Muhammed Bey? Farkımız şöyle, insanları arayan bütün müşterilerimizi bizim almayacağımız arazilere kesinlikle yönlendirme yapmıyoruz. Onlara doğru araziler yönlendiriyoruz ki sadece biz kazanalım değil, bizim en önemli zaten hususumuz biz kazanalım onlar kâr etmesin değil de beraber hem onlar hem biz kazanalım şeklinde anlayışıyla bu şekilde insanlara yönlendirme yapıp alışverişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Harika. Peki bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir? İzleyenlerimize aktaralım. Artıları nelerdir? Şöyle, bizim birinci zaten tercihlerimiz her zaman diyoruz ki günümüzde gıdaya olan arz var biliyorsunuz siz de. Gelecekte de buna olan arz her geçen gün arttıkça, üretim çünkü şu an günümüzde az. Bu yüzden arazilerin, genelde arazi öneriyoruz. Hani ev değil yani bizim evet. önerimiz fazla şekilde. Bu yüzden de diyoruz ki bütün müşterilerimizi, bizi şu anda seyreden ve aklında olmayıp aklına koyan, hani ben de alsam mı dediği veya böyle bir tereddüte kalan müşterilerimize diyoruz ki en doğru yatırım arazi diyoruz, toprak diyoruz. Çünkü geleceğimizde gıda olması olmazımız olduğu için de en karlı yatırım onlara diyoruz ki arazi almalarını tavsiye ediyoruz. Bizden alsalar da almasalar da biz bunu her zaman her yerde söylemeye devam ediyoruz. Harika. Eksileri nelerdir peki? Eksilerini çok fazla eksileri vardır demiyoruz. Çünkü insanların şu anda hani diğer ürünlerde veya ne bileyim araçtır veya farklı bir şeylerdir. Onları çok doğru görmüyoruz. Çünkü onlar gelip geçici. Daire bile biz çok fazla hani ne kadar ihtiyacı olsa bile arazinin kalıcı hani hiçbir şekilde ona bir şey olmadığı için biz her zaman çok eksi tarafını görmüyoruz. Evet. Hani paramızın en güvenilir şekilde toprak olduğunu nesilden nesile de biliyorsunuz gittiği için yarın hak sahibi vefat etme durumunda bile çocuklarına kalabileceği miras olduğu için bu yüzden diyoruz ki eksisi yok her zaman artısı var diyoruz bize göre. Kesinlikle öyle yani baktığımızda eksileri de artıya çeviriyoruz burada. Biz eksileri artıya çevirmeye devam ediyoruz çünkü de öyle hani bu evet. da bizim anlayışımız değil bizim söylemimiz değil. Biz genelde bu şekilde bu anlayışla kendimiz de bir taraftan tarımla meşgul olduğumuz için gıdanın önemini biliyoruz günümüzde hayatımızda. Gıda olmasa olmazımız siz de biliyorsunuz. Tabii. Bu yüzden de her ne olursa olsun toprak olmadan insan yok diyoruz. Bu yüzden de birikimlerini değerli seyircilerimize
varsa birikimleri, böyle herhangi bir şey almak istiyorlarsa hiç tereddüt etmeden, diyoruz ki bize danışmadan, bize uğramadan, bizden bir fiyat almadan, gayrimenkullerimizi takip etmeden, hani bakmadan geçmesinler diyoruz. Bizi mutlaka takip etmeye devam etsinler. Kesinlikle. Bize aramalarını bekliyoruz. Evet. Konuda. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Haftada 6 gün faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Sabah 8, akşam 7 şeklinde. Tabii ki bu yaz ayının günleriyle kış ayı fark ediyor ama güne göre biz uyum sağlıyoruz her ne olursa olsun. Ola ki müşterilerimiz pazar günü çalışmadığı için genelde İstanbul bölgesinden gelen müşterilerimiz oluyor veya Yalova üzerinden gelen, Bursa'dan gelen. Bu yüzden de onların izni her zaman olmadığı için biz onlara pazarımızı bile, müşterilerimiz bizim için çok önemli olduğu için o anı değerlendirmelerini sağlıyoruz. O günde onlara günümüzü harcayabiliyoruz yani. Harika. Sadece 6 gün değil veya hafta içinden ibaret değil bizim için çalışmamız. 7-24. 7-24 onların her zaman hizmetinde olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Çok güzel. Peki özetle baktığımızda müşteriler, danışanlar ve izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Neden bizleri tercih etmeli? Doğru iş anlayışımızla, doğru yatırım anlayışımızla, onların geleceğe en karlı şekilde yatırımları yapmaya yardımcı olduğumuz için, onları hiçbir şekilde yanlış yerlere yönlendirmediğimiz için bizimle hem biz kazanmaya devam edeceğiz hem de onlar kazanmaya devam edecekleri için bir de doğal şehir sındırgımızın zaten en önemli şeyi doğal olması, yörüklerin yaşıyor olması, insanların kültürünün hala devam etmesinden dolayı bu bölgede sadece gayrimenkul almak, hani kar etmek de değil de bölgeden en güzel saklı cennetten bir yer almasıdır bizi ayrı kılan. Evet. Gelecekteki hedefleriniz nelerdir peki? Gelecekteki hedeflerimiz şöyle. Her geçen gün yine insanlara karlı yatırımlar sunabilmemiz için geniş portföye yer vermeye çalışıyoruz. Deneyimli iş arkadaşlarımızla her geçen gün onlara minimum risklerle rakiplerimizin elinde olan portföylere bakaraktan piyasa değerinin altında ürünler bulmaya çalışıyoruz. Ve bu yüzden de işimizde başarılı olmak için en doğru şekilde, en doğru anlayışla müşterilerimize doğru hizmet vererekten bu işimizi ileriki yıllarda daha fazla müşteri potansiyeline sahip olup daha fazla bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Ve onları gayrimenkul sektöründe gayrimenkul sahibi yapmaya, arazi sahibi yapmaya ya da hobi bahçesi, genelde zaten bölgemize bu tür hobi bahçesine daha çok talep var. İnsanların ileride bir gün yaşayabiliriz deyip. O yüzden bunlara hayallerini gerçekleştirmek için onlara hizmet etmeye devam ediyoruz ve devam etmeye de çalışıyoruz. Devam da edeceğiz inşallah. Umarım gerçekleşir hedefleriniz. Sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Değerli izleyicilerimize şunu söylemek istiyoruz. Bir gayrimenkul almadan, bize danışmadan gayrimenkul almalarını istemiyoruz. Bize mutlaka fiyat için, işte ne bileyim bilgi için mutlaka bizi ziyaret etmelerini istiyoruz sayfalarımızı. Bizlere aramalarını bekliyoruz. Bu yüzden onların en doğru şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Onları Doğaşehir Sındırgı'ya, ofisimize bekliyoruz. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım ki izleyenlerimiz ulaşabilsin. Sosyal medya sayfamız Güven Al Emlak Sındırgı olarak sayfamızı ziyaret edip portföylerimize bakabilirsiniz. Bizlerin yaptığı hizmetleri takip edebilirsiniz. Bu şekilde sizi sayfamızı ziyarete bekliyoruz. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz, Muhammed Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.